Tabii üstadı da biliyoruz ki işte bize lazım olan ne dedikleri zaman doğruluk diyor üstad, yalan söylememek diye devam ediyor. İşte üstadın bu prensipleri de aynen bugün insanların yeni dünya düzeninde de yeni dünya sisteminde de teknolojinin getirdiği imkanlarla birlikte bu aynı şekilde üstadın ortaya koyduğu prensiplerin bugün en azından imkan olarak bir yetenek olarak neredeyse ideal seviyede ortaya çıktığını gösteriyor. Teknolojiden korkmak, çekinmek ya da endişe etmek yerine teknolojiyi özgürlüğün anahtarı ve insan zihninin geleceği olarak düşünmek gerekiyor. Bu noktada üstadın batı ya eleştiri ve kıyaslama yöntemlerini de şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Bu noktada bizim için bir ölçü olabilecek bir şey. Diyor ki üstad, işte Cenab-ı Hakk'a siz şükürler olsun ki bu zamanın tam yarısını bir tiryak olarak Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir mucize-i maneviyesi ve lemaatı olup bulunan Risale-i Nur pek çok muvazenelerle en dehşetli muannit mütemerritleri Kur'an'ın elmas kılıncıyla kırıyor ve kainat zerreleri adedince vahdaniyeti ilahiyeye ve imanın hakikatlerine hüccetleri, delilleri gösteriyor ki 25 seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Evet, Risale-i Nur'da iman ve küfür muvazeneleri ve hidayet ve dalalet mukayeseleri bu mezkur hakikati bilmüşahede ispat ediyor. Evet, bu bağlamda Edgar Morin'in dünyanın geleceği için tasarladığı eğitim önermelerini 5 başlık altında ifade ediyor. 7 başlık altında ifade ediyor. Bunlar şöyle. Birincisi, bilginin yanlış ve yanılsamalarını bulup ayıklamak. İkincisi, aklı selime uygun bilgileri seçip geliştirmek. Üç, insanlığın varlık koşullarını ve dramını doğru kavramak. Dört, evrenin sonsuzluğuna dünyanın ve hayatın biricikliğini görmek. Beş, bilinmezlere katlanmak ve belirsizlikleri göğüslemek. Altı, anlamayı, kavramayı ve öğrenmeyi öğrenmek. Yedincisi, birey ve toplum olarak insanın etik değerlerine sahip çıkmak. Evet, tabii Kucuradi bunlara aslında bir sekizincisini de ekliyor. O da şöyle bir şeyde bulunuyor. Diyor ki, bilgiyi ya da olguyu doğru değerlendirmek. Doğruluk. Bu son önerideki bu doğru nasıl bir doğru diye soruluyor tabii ki. Bununla ilgili küreselleşen dünyada bilgi toplumuna geçiş diye bir makalesi var Bozkurt Güvenç'in. Orada şöyle bir şey var, şöyle diyordu o da. Güvenç'e göre dinler ve mezhepler toplum ve bireyleri inanç köşesinde toplar. Bilim eğitim görünüşleri akıl şüpheye, sorgulamaya davet eder. İnanç ile şüphe bağdaşmaz. İnanç şüphe ederse yıkılır. Bilim kendine inanırsa dogmaya dönüşür. Yakın tarihte bu çelişki düşünce ve inanç özgürlüğü ile çözülmüştür. Evet, bunun da tabii ki geldiğimiz noktada teknolojinin buna da katkısını da aslında inkar etmemek gerekiyor. Üstad şöyle diyor, en müthiş maraz ve musibetimiz cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Burada biliyoruz ki Ali İzzet Begoviç'in güzel bir, önemli bir ifadesi var. Yani bu eleştiri dersi koyardım Müslüman okullarına diye. Burada tabii eleştiri çok önemli bir şey. Üstad da aslında burada doğru eleştiriyi biraz önceki o şeylere ilk okuduğum yerde talebe-i uluma bir onları bir eleştiri yapıyor ve bu eleştiri eksikliğini aslında onlarda soru sorma eksikliğini de onlarda aslında eleştiriyor ve kitaba bağlı olarak sadece okuduğunu söylemek, sadece her şey kitaptan ibaretmiş gibi. Zaten kitap her şeyi halletmiş, kitapta her şey var zaten. Bizim bunun üzerine soru sormaya ya da belli bazı şeyleri analiz etmeye ya da tenkide ya eleştirmeye, yani bilimsel anlamda da olsa eleştirmeye gerek yoktur gibi, böyle bu budur, şu şudur şeklinde
şeyler. Tabi üstadın orada medreselere yönelik bir şey var. Tabi bu, yani üstad medreseleri de yani bugünkü anlamda da çok fazla herhalde eğitimin konuştuğumuz şey içerisinde mektepleri çok daha önde görüyor ki öyle artık yani bir eğitim anlamında da modern eğitim anlamında da ya da çağdaş eğitim anlamında da düşünürsek bunları mektep anlayışını ya da fen ve teknoloji anlayışının içinde düşünebilmek daha önemli ki üstad da bunu aslında baktığımız zaman o noktaya daha yakın olduğunu görüyoruz. İşte diyor ki tabii burada tenkit dediği üstadın olumsuz anlamdaki tenkit. Tenkidi ayırıyor tabii her şeyi ayırdığı gibi müspet ve menfi olarak. Tenkidi eğer insaf işletirse yani aklı selim başta da Morin'in söylediği gibi insaf işletirse hakikati rendeçler. Çok önemli. Eğer gurur istihdam etse tahrip eder parçalar. Evet o esneklikten bahsediyor üstad. O müthişin en müthişidir ki akaid-i imaniyeye ve mesail-i diniyeye girse zira iman hem tasdik hem izan hem iltizam hem teslim hem manevi imtisaldir. Şu tenkit imtisali iltizamı izanı kırar. Tasdikte de bir taraf kalır. Şu zamanı tereddüt ve evhamda izan ve iltizamı temmiye ve takviye eden nurani sıcak kalplerden çıkan müsbet efkarı ve müşevvik beyanatı hüsnü zan ile temaşa etmek gerektir. Bir tarafane muhakeme dedikleri şey muvakkat bir dinsizliktir. Yeniden mühtedi ve müşteri olan yapar. Evet burada üstad tabii ki işin farklı boyutlarına da farklı içeriklere de burada değiniyor tabii ki. Evet burada da gördüğümüz gibi üstadın işte orada gençlik rehberiyle ilgili olarak matbu gençlik rehberinin ahirinde nur şakitleri hükümetin müsaadesine binaen mümkün olduğu kadar nur dershaneleri açılmak münasiptir diye ifade ettiği işte gizli düşmanlarımız marif dairesini aleyhimize çevirmeye çalışması bir vesile oldu diyor. Tabii ki buradaki mücadele her zaman devam edecektir. Ama üstadım burada nur medreseleriyle başlatmış olduğu toplum eğitimi, toplumsal eğitim, halk eğitimi anlayışındaki tabii ki o devam ettirilebilir. Yeni teknolojik gelişmelerde bunun önünü daha fazla açabilir. Diğer taraftan okul yani işin müessese kısmındaki gelişmeleri de aslında bekleniyordu ki üstadın vefatından sonra nur talebeleri bunları akademik olarak yani bu işin tekniği, eğitim tekniği içerisinde eğitim bilimleri disiplini içerisinde geliştirerek bugünlerde bu daha müsait ortamlarda bunu birer kurum olarak Medreset-ü Zehra'nın kurumsal olarak süreci tamamlamış olmasını bekleniyordu ama maalesef tabii ki nur talebelerinin bu noktadaki zaafları var ki sonucu ortaya çıkmadığını görüyoruz yani sonuçtan düşünürsek tabii bunun mazeretleri çoktur ama gerek yoktur o kadar mazerete maalesef bu işin akademik anlamda da çok çok fazla değil neredeyse çok az akademik olarak akademik anlamda bir yeterli bir yeteneğe kavuşamamıştır nur talebeleri. Genel olarak da kavuşamamıştır. Eğitim anlamında da çok fazla tabii ki işin tekniği noktasında çok fazla kavuşmuş olduğunu, sürecin olgunlaşmış olduğunu söylemek pek mümkün değil. Zaten olgunlaşmış olsa kendisi ortaya çıkardı Medreset-ü Zehra şeklinde. En azından ona benzer yapılar ortaya çıkardı. Üstadın tabii ki bir hükümetin yeni kurulmuş bir devletin bir sistemine, bir nizamına katkı olarak bu Medreset-ü Zehra projesi için ne kadar çalıştığını hepimiz biliyoruz. Ta Abdülhamit devrinden başlayarak işin tabii Abdülhamit şöyle böyle işin magazin ve ya da böyle siyasi böyle polemik kısımlarını bir kenara koyarsak
Yani üstad gerçekten ciddi olarak ve bir neredeyse kendi hayatının, kendi de bahsettiği gibi, yani hayatının en büyük gayesi olarak bir eğitim anlayışını ortaya koymak için çalıştığını görüyoruz. Buradaki gayreti işte bunun için hükümetler değişiyor, devirler değişiyor ama üstadın bununla ilgili çalışmaları ve başvuruları da değişmiyor. Yani neredeyse bütün gelen işte Abdülhamit'ten diğer padişaha işte Reşat'a ondan sonra işte ondan sonraki paşalara işte Celal Bayar'a, Menderes'e hepsine gelinceye kadar hepsine başvuruda bulunuyor ki kendi elinde bir hazır bir projesi var ki onu sunuyor üstad. Yani o projesini sunuyor. Tamamen bir gerçekleşecek bir şey olarak ortaya koyuyor ve teknik olarak da tamamlanmış bir şey olarak ortaya koyuyor. Ama ondan sonra üstadın vefatından sonra maalesef bu çalışmalar devam ettirilemiyor ve üstadın en büyük gayesi şu anda bir yani işte zihinlerde ya da böyle işte sözlerde kalmış durumdadır. İnşallah Risale-i Nur'un da eğitim anlayışındaki çünkü şöyle bir şey var bir de biliyorsunuz belli bir süreden beri yeni müfredat çalışmaları da var eğitim camiasında ya da milli eğitimin kendi şeyinde. Bunlara da katkı sağlayacak gerçekten ama işin tekniğine uygun şekilde eğitim bilimleri formasyonuna uygun bir çalışmaların da bununla ilgili yapılacak olması lazımdır. Yani yoksa bir kitabı alıp yani bu kitap işte okulda okutulsun diye bir şey öyle bir yani eğitimin şeyinde o kadar şey değil artık. Yani çok daha işin farklı kısımları var. Onunla ilgili de çalışmak gerekiyor herhalde. Bu böyle programlar yapılıyorsa yani bunlar böyle sadece tarihi böyle konuşmak ya da onunla ilgili çünkü geçmişi konuşmak kolaydır yani geçmiştir. Geleceği konuşmak da kolaydır. O da yani her türlü şeyde bulunabilirsiniz. Tahminde bulunabilirsiniz olur olmaz. Ama bugünü konuşmak biraz zordur yani. İşte yani o problemler meselesi yani problemlere çözüm üretmek noktası. Çözümü konuşmak daha zordur. Problemleri konuşmak kolaydır. Yani o ya da belli kişileri belli şeye ayırmak da kolaydır. Ama çözüm noktasında herhalde şimdiki dönem kadar rahat bir dönem yani şartlar olarak da açık bir dönem çok fazla şimdiye kadar gelmemiştir. Yani insanlığın gerçekten her açıdan hem özgürlük anlamında hem demokratikleşme anlamında gerçekten en ideal şartları yakalayabileceği ortamlardır. Ki üstadın da siyasi ve sosyal anlamda ve Nur talebelerinin de hep çalıştığı özellikle üzerinde durduğu bu ortamın gerçekleşmesi durumunda da herhalde Nur şakitleri de üstadın beklediği çalışmaları gerçekleştirecektir diyeyim. Çok teşekkür ediyorum.